Selam, merhabalar. Merhaba arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz. Bakayım kimler burada? Bir ses verin. Nasılsınız? Az kaldı, artık bitti. Yarın bir kısmından, sonrasında YDT kısmından kurtulmanın zamanı geldi artık. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar tekrardan. Teşekkür ederim gençler. İyiyim ben de, sağ olun. İyiyim. Çok şükür bir sıkıntı yok. İnşallah sizin güzel haberlerinizi duymayı bekliyorum. Benimle artık YDT'cilerin son dersi. Son dersimiz. Hemen başlayalım bakalım. Hemen başlayalım. Hazır mıyız? İnşallah. Şimdi şuradan bir de kalemimi açayım. Haydi gel bakalım. Hazırız. Şimdi ben bir yandan mesajlarınıza bakacağım. Şimdi geldim benim için önemli olan yerlerden birine. Şimdi şunu bir tık büyüteyim. Şimdi bakıyorum. Önceliğim şunları yanlarına yazmakla başlamak olsun. Anlamlarını yanlarına yazarak gideyim. Şimdi bizim için en iyi ne anlamındaydı? En iyi bizim için herhangi biri, herhangi bir ya da herhangi biri diye çeviriyorduk. Herhangi bir. Elat bizim için çok anlamındaydı. Doğru mu? Çok diyorduk. İç. İçine diye çeviriyorduk. Her biri. Her biri. Neither. Neither'ı nor'la kullanıyoruz bağlaç olarak, biliyorsunuz. Bu da ikisi de hani ikisinden hiçbiri aslında. Doğru mu? Şöyle yapayım. İkisinden hiçbiri. Several. Birkaç. Much, çok. Some, biraz. A little, azıcık. Birazcık, azıcık. Azıcık, yazamadım. Azıcık. Enough, yeterli derecede. Kafi, kafi anlamında. Doğru mu? Kafi, yeterli anlamında. Kafi, yeterli, all bizim için ne anlamındaydı? Hepsi. Peki şimdi bakıyorum. Anlamlarını yazdım. Şimdi artık paragraf, cümlemde kelimelerimi yerlerine oturtabilirim. Peki bakıyorum, demiş ki kara borsada, black market dediği bizim için kara borsa. Kara borsada fiyatlar. $1000. Şimdi ben burada nasıl çevireceğim? Herhangi $1000 mı? Herhangi $1000. Her biri $1000. Birkaç $1000. Biraz $1000. Yeterli $1000. Bak şimdi. Zaten aslında şöyle birazcık mantıklı düşünürsem. Bizim için. Neden ben renk değiştiremiyorum ya? Niye bunu bana yapıyor? Neyse. Şimdi sam. Biraz $1000 olur mu arkadaşlar? Biraz $1000'la yeterli, kafi $1000 olmaz. Gitti. Sonrasında, yani aslında Denizli ile Edirne gitti. Her biri $1000 mantıksız. Herhangi $1000, yani hiç fark etmez, herhangi $1000'dan mı bahsediyorsun yoksa birkaç $1000'dan mı bahsediyorsun? Muhtemelen cevabımız burası gibi duruyor. Ama ikinci tarafı da muhakkak kontrol etmem gerekiyor. Birkaç $1000... Ne yapıyormuş? Ödeniyormuş. Kara borsada birkaç $1000 ödeniyormuş. Ne için? Aşırı derecede nadir bir papağan için.
Amerika papağanı için, ki bu da neymiş? Çok arananmış. Doğru mu? Meraklıları tarafından çok arananmış. Olur mu? Bak çok güzel oldu. İlk taraf için birkaç bin dolar ödeniyormuş ve meraklıları tarafından çok aranan olan bir papağandan bahsettik. Anlaştık mı? Güzel. Geldim ikinci soruma. Şimdi yine eni var. Yine eni herhangi bir. Herhangi bir. Üşenmeden sen de tekrar amaçlı yaz benimle. Efiv birkaç anlamında. No bizim için ne diye çevirebiliriz? Hiçbir diye çevirmemiz güzel olur. Hiçbir. Other diğer. E bir anlamında. Several birkaç. All hepsi. Many çok. Each her biri. Any herhangi bir demiştik zaten. Şimdi bakıyorum. Bugün herhangi bir dil, hiçbir dil, bir dil, hepsi dil. Bak zaten hepsi dil olmaz. Doğru mu? Ya sen burada dillerin hepsi dersin. Doğru mu? All of language dersin. Dillerin hepsi dersin. Hepsi dil olmuyor çünkü. Gitti. Her biri dil olmuyor. Sen bunu da yine neyle kullanabilirsin? Dillerin her biri deyip each of'la kullanabilirsin. Gitti mi? Gitti. Peki geleyim ikinci taraftan da kontrol edeyim. Bugün dil ama nasıl bir dil? Bakalım tamamen izole edilmiş. Tamamen izole edilmiş. Pasif bir çekim var. Birkaç dilden izole edilmiş. Herhangi bir dil tamamen birkaç dilden izole edilmiş. Şimdi herhangi bir dil. Hangi dil olduğunu biliyor musun? Hangi dil olduğunu biliyor musun? Birkaç dilden izole edilmiş. Herhangi bir dil birkaç dilden izole edilmiş. Mantıklı mı? Mantıklı değil, değil mi? Bak bir de aslında sonraki kısma bak. Ne diyor? Anlamına gelirmiş. Ne olduğu anlamına? Sabit bir ne olduğuna ya da sürekli bir iletişim olduğuna, tüm diller arasında sürekli bir iletişim olduğu anlamına gelirmiş. O zaman herhangi bir dil değil demek ki. Burada senin diyeceğin şu. Sen burada diyeceksin ki hiçbir dil, hiçbir dil ne yapılamaz? Bak şuradaki no'nu vereceksin buraya. Tamamen izole edilemez. Neyden? Diğerinden izole edilemez. Bak sebebini aslında sana açıklıyor. Bu da ne anlamına geliyormuş? Tüm dillerin birbiriyle ilişkisi olduğu anlamına geliyormuş. Olur mu? Bak çok da güzel oldu. Güzel. Sonrasında geldim 3'e. Bakıyorum 3'te. 3'te benim için ne diyor? Other. Diğer. Any. Herhangi bir. One. Biri. Each, her biri, doğru mu? Some, biraz. Another, başka. All, hepsi. Whole, tam bütün anlamlarındaydı. Tam bütün. Sonrasında every, her. Nedir da zaten söylemiştik. Neydi bizim için? İkisinden hiçbiri anlamındaydı. Hiçbiri. Peki bakıyorum şimdi bana ne söylemiş? Kuş yuvaları farklılaşırmış. From to neyden farklılaşacak? Türlerden. Şimdi nasıl türlerden bahsedebilirsin? Diğer türlerden diğerine bak. Diğer türlerden diğerine. Birazcık şimdi burada from to kalıbını düşünebilirsin. Şimdi burada benim için aslında nasıl bir şey söylüyor? Şunu şöyle taşıyabiliyor muyum? Ha. Bak, nereden nereye? From to demiş sana. Doğru mu? Türden diğerine farklılaşmasından bahsedeceksin. Diğer türden diğerine farklılaşmak olmaz. Bir türden diğerine farklılaşmak bak olabilir. Biraz türden diğerine farklılaşmak olmaz. Hepsi türden diğerine farklılaşmak olmaz. Her türden diğerine farklılaşmak.
Yani çok böyle mantıklı gelmedi. Bir türden diğerine farklılaşır, doğru mu? Bir türden diğerine farklılaşmasını beklersin ama her türden diğerine farklılaşması biraz saçma oluyor. Ama yine de içimde kalmasın, ikinci taraftan kontrol edeyim. Doğru mu? Ve her bir yuva kendine özgü stili varmış. Mimari bir stile sahipmiş. Şimdi hiçbiri deyip iki tane seçeneğin var mı da hiçbiri diyeceksin. Hiçbiri yuva, kendine ait stili yoktur mu diyeceğim ben burada. Gitti. Bak, ikinci taraftan tamamen patladı. O zaman en güzel bizim için hangisi olacak? Bir türden diğerine farklılaşacak. Ve her bir yuvada kendine ait bir neyi varmış? Mimarisi, neyi içeren? Bulunduğu konumu, maddeyi, materyali ve şekli içeren farklı mimari yapıları varmış. Peki, güzel. Sonrasında geldim 3'e. Şey, pardon, 4'e. Şimdi bakıyorum. Şunu bir sileyim. Yazı yazarken karışmasın. Şunun da rengini mavi yapayım. Şimdi one. Yine bizim için biri, biri anlamında. Everybody, everybody bizim için neydi? Herkes. Every, her. Anybody, anybody ne anlamındaydı? Hiç kimse, doğru mu? Hiç kimse ya da kimse. Hiç, her. Nobody, hiç kimse. Another, başka. Someone, someone birisi. Any, herhangi bir. No one, hiç kimse. Şimdi bakalım. Not. Bak, olumsuz çekimleyeceğim. Doğru mu? Not demiş. Peki bakalım. Hiçbiri, bak, hiçbir konuşmacı yaratamaz. Hiçbir konuşmacı yaratamaz. Ne yaratamazmış? Edebiyat yaratamaz. Ama herkes bilmez. Şimdi bak, böyle söyleyebilir miyim? Ama herkes, ne söyleyebilirim? Hangisiyle söyleyebilirim? Bursa'ya bakayım. Herkes ne yapamazmış? Her konuşmacı yaratamazmış büyük bir güzel bir edebiyat. Ama her konuşmacı yaratamaz. Ama bak, notunu bu tarafa tekrar gönder. Herkes bilirmiş. Doğru mu? Bir dil yaratmayı ve anlamayı, yeni bir cümle anlamayı, bir oluşturmayı bilebilir. Doğru mu? Bak, bunu söyleyebilir misin? Söyleyebilir miyim? Bak, bunu söyleyebiliyor gibiyim. Herkes her konuşmacı yaratamaz. Büyük bir edebiyat ama herkes bir dil ne yapabilir? Bir dili bilen birisi yaratabilir ve anlayabilir yeni bir cümleyi. Bak, bu güzel. Güzel gibi duruyor. Peki buna bakayım. Her konuşmacı ne yapamaz? Yaratamaz büyük bir edebiyat. Ama hiç kimse ne yapar? Bir cümle anlayabilir ve yaratabilir. Bu mantıklı mı? Tabii anybody'nin hiç kimse dışında herkes anlamını kullandık burada biz. Doğru mu? Herkes anlamını kullandık. Bak, bu saçma oluyor. Cümlede bir düşüklük oluyor. Gitti. Peki burada da bizim için biri yaratamaz ama herkes bilir mi? Yoksa herkes yaratamaz ama herkes bunu yapabilir mi? Bak, biri mi, herkes mi? Her konuşmacı mı? Biri konuşmacı mantıksız oluyor. Gittim. Sonrasında başka konuşmacı
başka konuşmacı yaratamaz. Birisi konuşmacı bir cümle yaratabilir. Mantıksız oluyor. Denizli de mantıksız oluyor. Herhangi bir konuşmacı yaratamaz. Bir büyük bir edebiyat yaratamaz. Ama hiç kimse, bir dili bilen hiç kimse oluşturamayabilir. Bir dili bilen hiç kimse oluşturamayabilir. Bak bu da birbirinden daha saçma cümleler meydana geliyor. Doğru mu? O zaman en güzeli bana hangisi veriyor? Her konuşmacı ne yapamıyor? Her konuşmacı büyük bir edebiyat yaratamaz. Ama herkes ne yapan? Bir dili bilen herkes bir yeni bir cümle yaratabilir, oluşturabilir ve anlayabilir. Böyle söyleyebilirim. Peki. Geldim 5'e. 5'te anyone. Anyone ne anlamdaydı? Hiç kimse. Hiç kimse. Some, biraz. No one, hiç kimse. Most, çoğu. Someone, birisi. Plenty of, bol, çok. Another, başka. All, hepsi. One, biri. A number of neydi? Birkaç. Birkaç. Peki, şimdi bakalım. Ne söylemiş? Certain bizim için belli, kesin anlamlarında kullanıyorduk. Doğru mu? Hiç kimse, ne demişsin? Hiç kimse bilmez. Tam, kesin bilmez. Hiç kimse. Herkes yoksa herkes bilir mi kesin? Ama demişsin. Herkes bilirse ama inanılır der misin biraz bilim insanları tarafından? Oluyor mu? Bak, mantıksız. Hiç kimse bilmez, tam kesin bilmez ama inanılır. Ne tarafından? Çoğu bilim insanı tarafından inanılır. Bak, oluyor mu? Oluyor. Bu bir dursun. Birisi tam kesin bilir ama inanılır. Çok bilim insanı tarafından. Birisi bilir, inanılır çoğu bilim insanı. Ne demiş? Bol, çok bilim insanı tarafından. Şimdi plenty of bilim insanları için bol, çok bu anlamda kullanabilir miyim? Bak, mantıksız oluyor zaten, değil mi? Çok bol bilim insanı tarafından inanılır. Many dersin, most dersin, değil mi? Bunlarla söyleyebilirsin. Sen bir bilim insanı, iki bilim insanı diye söyleyebilir misin? Gitti. Başka bilirmiş, tam başka bilir. Zaten başka senin için bir özne konumunda kullanamıyorsun zaten. Bak, gitti. Biri bilir, tam bilir. Birisi tam kesin bilir ama inanılır, birkaç bilim insanı tarafından inanılır. Bak, biri tam kesin bilir ama inanılır birkaç bilim insanı tarafından mı? Hiç kimse tam kesin bilmez ama çoğu bilim insanı tarafından inanılır mı? Bak, cümlenin anlamı şurada tam oturuyor. Doğru mu? Hiç kimse tam kesin bilmez. Hiçbiri ya da hiç kimse tam kesin bilmez ama çoğu bilim insanı tarafından inanılır. Ne inanılıyor? Bakayım. Uyku boyunca beyin organize edermiş, proses işlermiş ve depolarmış bilgiyi ve üretirmiş hatıraları üretirmiş. Oldu mu? Bak, çok da güzel oldu. Tamam. Sonrasında geldim 6'ya. Baktım şimdi. Bak, bana sam vermiş. Peki, sam bizim için bazı, biraz anlamında. Bazı. Another, başka. All, hepsi. Everyone, herkes. A number of, birkaç. Ya da bir takım da diyebilirim bak. Bir takım da diyebilirim. One, biri. Plenty of, bol ya da çok. Each other, birbirine. Birbirine. A lot of, bizim için
Birçok, a lot of, no one, hiç kimse. Süper. Şimdi bakıyorum bana ne demiş. Bazı çalışmalar gösterir. Neyi? Bakalım. Hepsi çalışmalar gösterir. All of studies. Çalışmaların hepsi deseydi olurdu. Gitti. Birkaç, bir takım çalışmalar gösterir. Mantıklı gibi gelmedi kulağıma ama bir dursun. Bol çok çalışmalar gösterir. Bak gitti. Saçma oldu. Birçok çalışma gösterir. Hadi bunlar bir dursun. Hadi bunlar bir dursun. Geleyim ikinci taraftan karar vereyim. Çoğu yaratıcı fikir, do not emerge, ne zaman ortaya çıkmazmış? Bakıyorum ne olduğunda? İnsanlar odaklandığında, yoğun bir şekilde, bir amaca odaklandığında ortaya çıkmaz. Instead, yerine onlar arise, ortaya çıkarmış ne olduğunda? Bak buradaki they senin için ne? Buradaki they senin için ne? Buradaki deyimiz ne bizim için? Fikirler, değil mi? Fikirler. Dey dediğim fikirler. Bak birçok çalışmalar ya da birkaç çalışmalar ya da bazı çalışmalar gösterdi dedin. Neyi gösteriyor? Çoğu yaratıcı fikirlerin. Bak çoğu yaratıcı fikirler aslında senin için deyi karşılıyor. Buradaki senin those dediğin yapı da, şuradaki those dediğin yapı da neyden bahsediyorsun? Bakalım. O anlarda demişsin. Doğru mu? O anlarda. Yani ortaya çıkmayan anlarda. Onlar ortaya çıkar. Pardon. Şu anlarda ortaya çıkarmış. Bak açıklıyorum. When'le açıklıyorum. Hangi anlar olduğunu. Bir close yapısıyla when'le açıklıyorum. Hangi anlar olduğunu. Ne yaptığımı? Yöneldiğimi. Away from. Uzaklaşarak yöneleceğim. Neyden? Elimdeki görevden uzaklaştığımda diğer başka dünyaya, diğer dünyaya ve diğer olasılıklara yöneldiğimde ortaya çıkacak. Doğru mu? Burada ben peki ne söyleyebilirim? Bak buranın bir öznesi eksik aslında. Başka yönelir. Başka yönelir mi? Olur mu? Biri yöneldiğinde diyebilir misin? Bak burası olabilir. Hiç kimse yönelmediğinde ortaya çıkacak. Hiç kimse yönelmediğinde ortaya çıkamaz. Doğru mu? Bu gitti. Başka yönelmediğinde mi? Biri yöneldiğinde mi? Pardon. Başka yöneldiğinde mi? Biri yöneldiğinde mi? Biri yöneldiğinde demem lazım. Yani ben şurada şöyle kullanmam gerekiyor. Birkaç, bir takım çalışmalar gösterdi ki çoğu yaratıcı fikirler ortaya çıkmıyormuş. Ne olduğunda? İnsanlar yoğun bir şekilde göreve odaklandığında. Ne zaman? Instead yerine, bunun yerine fikirler açığa çıkıyormuş şu anlarda. Hangi anlar? Bakıyorum. When dedim, açtım. Birisi yöneldiğinde, elindeki işten uzaklaşıp başka dünyaya, başka olasılıklara yöneldiğinde, biri yöneldiğinde ortaya çıkıyormuş. Oldu mu? Mis gibi oldu. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Peki o zaman size şimdiden başarılar diliyorum gençler. Umarım sınavda böyle her şeyi bildiğiniz yerden, hepiniz için söylüyorum, bildiğiniz yerden, ezberlediğiniz kelimelerden gelsin. Umarım her şey gönlünüze göre olsun. İnşallah böyle İki şık arasında hiçbir zaman kalmayın. Kelimeler bildiğiniz yerden, phrasal verb'ler bildiğiniz phrasal verb'lerden gelsin. Prep'ler hep karşınıza çıkan, sizin ezberlediğiniz kalıp olanlardan, böyle çok kolay olanlardan gelsin. Bu quantify'ler sizin en yapabildiğiniz, en anlamı açık olan yerlerden gelsin. Paragraflar kolay, soruları açık olsun. Restatement'lar zorlamadan böyle tık tık görebileceğiniz, paragraf tamamlamalar, kendini direkt belli eden irrelevant'lar, direkt böyle boş saçma bir cümle olan sorular inşallah karşınıza gelsin.
İnşallah böyle güzel yarın içinde, TYT içinde, YDT içinde inşallah güzel sonuçlarınızı alalım. İnşallah bekliyorum Instagram'dan, Telegram'dan grubumuzun yani bizim sınav kampının öğrencisi olun ya da olmayın güzel sonuçlarınızı lütfen mutluluğunuzu hiç fark etmez üzüntünüzü her şeyinizi benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizden güzel sonuçlar inşallah bekliyorum. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alabileceğiniz bir sınav olsun. Hepiniz için dua edeceğim. Tabii ki bekliyorum. Ne demek inşallah bol bol puan olsun gençler hepinize. Allah şimdiden zihin açıklığı versin. Allah yardımcınız olsun. Dua edeceğim size bugün, yarın. Kendinize iyi bakın. Güzelce uykunuzu alın. Aman diyeyim dikkat edin. Böyle heyecana kapılıp uyumamazlık yapmayın. Bugünden yarın için hazırlayın. Sınav belgenizi, giriş belgenizi, kimliğinizi, suyunuzu ayarlayın. Öyle yatın. Yarın bir de onun telaşına düşmeyin. Sonrasında da güzelce dinlenin, yatın. Bugün için çok da geçe kalmadan yatın. Yarın erken kalkın, güzelce kahvaltınızı yapın. Çok fazla sınavdan önce su, sıvı tüketmemeye çalışın. Sınav anında bir sizin için sıkıntı yaratmışsın. Sonrasında güzelce TYT'den çıkın, gelin. Mis gibi şöyle bir kelime tekrarı yapın, bir paragraf okuyun, açın. Şöyle bir soru çözüm derslerine şöyle bir bakabilirsiniz. Kelimelerinize şöyle bir göz atabilirsiniz. Tamamen yarın için uzaklaşmayın. Aman bir tanesi bitti. Sınav yarın diye uzaklaşmayın. Çünkü bizim YDT sınavımız son ana kadar ezberleyebileceğiniz, kelime bakabileceğiniz bir sınav. Matematik ya da Türkçe için aynı şeyi tabii ki söylemem. Ama bizim sınavımız için son dakikaya kadar ne yapmanız gerekiyor? Çalışmanız, bakmanız gerekiyor. Onun için bakın. Cumartesi günü bence deneme çözmeyin. Cumartesi yarın sınavdan sonra bence gelin kelime tekrarlarınızı yapın. Şöyle bir defterlerinizi karıştırın. Belki bir not yazmışsınızdır. O aklınıza gelir. Paragraflarınızı okuyun. Çevirilerinizi yapın. Bence bunlarla yetinin. Sınav sonrasında da değerlendirme var tabii ki. Olmaz mı? Sınav sonrasında var değerlendirme. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bekliyorum haberlerinizi.